İlayda Coşkun, sizin rüyalarınız, sizden gelen rüya. Aslan, bu üniversite sınavına hazırlanıyorum diyor. Bu rüyayı Ramazan'da gördüm. Anneannem bol yaprak yeşil ağaç dikmek istedi. Onun yerine bol yapraklı yeşil ama yaprağında diken olan güzel. Evet, belki çok güzel bir istediğim bölümü kazanacaksın. Kadınlara alakalı bölüm. Mesela aktör ya da kadınlarla alakalı noktada sanatsal yeteneklerin olabilir. Hayatındaki istediğin başarıyı elde edeceksin ve yurt dışı kapın var. Ciddi anlamda sanatsal yeteneklerin olabilir. Görsel hafızan çok kuvvetli olabilir. Allah sana üniversite kapını aydınlık etmiş bir tanem. Merak etme. Kübra Küçük, Balık burcuyum, atama bekliyorum. 25 yaşındayım. Karakoldan çıkmıştım tam. Ya, atama devletle alakalı noktada gerçekleşecek ama karakol rütbesi ya da karakolda yazıcı ya da bu tarz bir oluşum olabilir. Kırmızı kutuda kırmızı güller vardı diyorsun. Bir tanesi açmış. Bu muradın gerçekten olacak. Rabbim sana bu kapını aydınlatacak. Ama daha çok böyle belediye, polislik, yani bu tarz bir nokta olarak görüyorum. Senin için hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Sıkıntı etmene gerek yok. Patlıcan perisi. İsmim Meral, 21 yaşındayım. Balık burcu. Rüyamda futbolla uğraşan ünlü bir erkeğin beni sevdiğini gördüm ama onu istemiyordum. Yaşlı ve çirkin oluşundan dolayı. Etrafımda mavi ışıklar saçan bir geyik geçti. Ay, kıyamam sana. Çok güzel bir rüya. Kendi kariyerin ve duygusal hayatın en iyi şekilde oturacak. Biraz hayal dünyan çok farklı senin. İnanılmaz kendi içinde ünlü ve marka olmak istiyorsun. Rabbim bu kapını aydınlığa kıracak. Merak etme diyorum. Güzel şeyler bekliyor. Yani mavi ışık saçan geyik, geçit yaşı. Ay, ne kadar güzel ya. Rabbim ne istiyorsan verecek. Yalnız kendi içinde yalanlar söylüyorsun. Bunları iyileştir. Hayallerin çok yüksek. Hatta yurt dışına yerleşmek istiyorsun. Evet, olumlu ama biraz hayallerini abartma. Çıta çok yüksekte yavrum ya. Ailen seni çok seviyor. Unutma bunu. İpek Akgedik, merhaba, 18 yaşındayım. Terazi burcu. Yakın arkadaşımla Konya'ya gittiğimi gördüm. Lütfen gerçekten ailenle mutlaka Konya'ya git. Orada türbeye git, ziyaret et. Niyetini yap. Kendi içinde psikolojik olarak çok yorgunsun. Kendine inancın yok. Başarısız olma korkun var. Devamlı endişeli ruh hali yaşıyorsun. Biraz psikolojik olarak destek alabilir. Eğitim hayatında korkular yaşıyor olabilirsin. Ama aileni ikna et. O türbe kapısından geç. Rabbim sana tüm güzellikleri aydınlığa erdirecek. Elif Kalkan, 18 yaşındayım. Rüyamda mevlüt verildiğini görüyorum. Ailenizde Elifçim, aile içerisinde yaşanan bazı karmaşıklıklar, gerginlikler, huzursuzluklar söz konusu. Buna dikkat edin. Rüyada yatakta olduğunuzu görmek, rüyada yatakta uyumak aslında aile büyüklerinizde hasta biri olabilir. Özellikle kadınlarla alakalı hasta bir noktanız olabilir. Bununla ilgili bir aydınlanma haberi yaşayacaksınız. Tam kötü oluşum yaşarken feraha ereceksin. Ali Turna, Allı Turna, pardon. Rahmetli dayımın elini öpüyorum, gülümsüyorum, memnun oluyor. Köhne bir mekanda 1-2-3 tane çocuk oturmuş masa etrafında. İş kapınla ilgili 3 hafta, 3 dönem içerisinde çok güzel bir aydınlanma. Eğer eğitim hayatı ile ilgili noktada beklentin varsa 3-4 hafta içerisinde rahata ereceksin. Ölmüş birinin elini öpmek, aileden gelen mülk ya ortaklı miraslarla ilgili aydınlığa girmektir. Hiç korkmana gerek yok diyorum. Mevlüt Anbak, Emine Hanım merhaba demiş. Rüyamda yabani tavşan ve yavrusu gördüm. Avcı köpekleri de koruyorum ama sahiplenmek istedim. Avcı köpeklerinden koruyorum. Yani şöyle söyleyeceğim. Tavşan hızlı ve seri bir hayvan. Avcı köpekleri de işinizle alakalı ya da oturtmaya çalıştığınız alanlarda hızlanma, kariyerinizle ilgili hedeflediğiniz paraya yürüyüşme, dost gördüğünüz kişilerden zarar görme. Ama tavşan sahiplenme hissiyatı duyuyorsunuz ya, ya da köpeklerden koruma. Siz korunuyorsunuz. İnançlarınızı, evrenizi sakın eksik kılmayın. Ve Rabbim size güzel kapılar açacak. İş probleminiz varsa aydınlığa girecek. Merak etmeyin diyorum. Nalan Keskin, 20 yaşındayım. Aslan burcuyum. İkizler Ay burcu. Akrep. Uzun süredir hissi ve aynı kova tarafında dönen farklı rüyalar görüyorum. Ortaokul zamanında beridir beğendim. Hoşuma giden birisi vardı. Aynı sırada oturuyorduk. Ah canım benim. Kıyamam sana.
Haberi olmadı. Bir kere girişimde bulundum. Bir seferinde öğrenci bile engeller sonucu imkansız oldu. Rüyadaysa bana ilgisinin olduğunu ama arasında belirli engeller. Bu psikolojik olarak şöyle söyleyeceğim. Evet, içinde ufte kalabilir. Ama içindeki duygularını git söyle. Eksik de olsa, tam da olsa bence ne hissettiğini öğrenmen lazım. Bu senin korkuların var. İlişki korkuların var. Kimsenin seni sevmeyeceğiyle ilgili korkuların var. Bunları iyileştirmen lazım. Kübra Vural, 23 yaşındayım. Rüyamda duvarda büyük örümcek gördüm. Evlilik var mı? Şöyle söyleyeceğim. Çok iyi biriyle evlilik yapacaksın. Ama aceleci tavırlar hata yapmanıza sebep olabilir. Duvarda büyük örümcek kısmeti, bereketi, çok korunaklı bir evlilik yapacağım ve hayatına girecek kişi seni çok benimseyecek. Aile olarak da anlaşacağınız biri olacak gözüküyor. Korkmana gerek yok. Bir taneciğim. 24 yaşındayım Emine. Rüyamda siyah bir böceği yürüp yakalıyordum. Görüp yakalıyordum. Birkaç kadın öldür hem de diyordu ama ben öldürmedim diyorum. Ha, aferin. İş konumla ilgili, yurt dışı ile ilgili. Siyah paradır. Böcek aslında hareketli bir şey. Yani öldürmediğin için hayatındaki hareketlenme, yenilik, güzellikler aydınlığa kavuşacak. Tamamlaman gereken master'ın ya da hayatında tamamlaman gereken bir ilişkin varsa bununla ilgili net karar vereceksin ve yoluna bakacaksın bir tanem. Suna Sarı. Merhaba Emine Hanım, sizi severek takip ediyorum. Canlar, hepiniz severek takip ediyorsunuz. Sevgiyle, umutla kalın inşallah. Rüyamda eskiden konuştuğum çocukla alt üst oturuyorduk. Ben evliyim, o da evlenmiş. Onun evinde kendi evimi görüyorum. Kendimi... Eski konuştuğun şu, ben evliyim, o da evlenmiş. Tamam, süper. Yani şöyle ise onunla ciddi giderken onun ailesi seni istemedi mi? Burada bazı karışıklıklar yaşadığında bu yeni evlendiğin kişiyle görücü usulü tanıştığında ama kocan iyi gözüküyor. Bence ona bazen öfken var seni yarı yolda bıraktığı için. O da beni düşünüyor mu diyorsun. Evet, bu dönem düştü ama evlisin bacım, ne yapacağını düşünüp düşünmesi. Çoluk çocuk vardır mutlaka. Gülçan Perçem. Ne güzel is. Gülşah Perçem. Boğa burcuyum. Bekarım, karmaşık gümüş alyans vardı elimde ve kalabalık düğün oluyordu köy gibi bir yerde. Ya şöyle organik tarımla uğraşabilir ya da sen organik tarım ya da yaratıcı organik işlerle uğraşabilirsin. Evet, evlilik yapacaksın. Çok da iyi biriyle yapacaksın. Toprağa hakim biriyle, yani toprağa fazla olabilir. Ailesi fazla olabilir. Yani kalabalık bir yere gelin gitme ihtimalin var. Aa, ne güzel. Isaac, merhaba. 19 yaşındayım. Rüyamda Yunus Emre'yi gördüm. Beraber caminin içinde ilahi... Ay, ne kadar duygulandım. Ay, çok güzel bir rüya. Ama Yunus Emre bir oyuncuydu. O Buğra Ulusoy'du diyor. Bebeğim, gerçekten Yunus Emre'yi için niyet et. Hacet namazı kıl. İlk önce hangi namaza denk geliyorsa namazını kıl. Sonra hacet namazı dile istediğin kadar. Yunus Emre'ye selamını götür. Kariyerinle alakalı, duygusal hayatınla eksik olan, kendini güvensiz olduğun her şeye sana Hızır gibi yetişmiş gözüküyor. Bence çok güzel, çok umutlu bir rüya. Hayallerin oldun olacak. Mutlaka Yunus Emre koymayı unutma. İleriki hayatında. Şemsi Kozan, hayırlı günler. Neredesin Şemsi Kozan? Ha, 39 yaşındayım. En son gördüğüm rüyamda 4 aylık hamile olduğumu ve kız bebeği olacağını görüyorum. 4 ay içerisinde mülk sahibi olmak ya da kendi evladınız yoksa bile gerçekten evlat sahibi olacağınızı gösterir. Umut ettiğiniz, hasretiyle yandığınız kapınızın aydınlanacağı ve bu aydınlık size iyi geleceğini merak etmemeniz gerekiyor. Aslı Arslan, 36 yaşındayım. Yer burcum, kızıl atlar, traktör çekiyorum. Teyzem benim üzerime geliyor, araba kaçıp gidiyor. Allah'ım, nasıl rüyalar bunlar? Nereye gittim? Bak, gittim işte. Bir de Fatma Şen de değil mi? Evet, tamam. Yok, Fatma Şen değildi o. Kafam karıştı. Ha, traktör. Benim üzerime geliyor. Ben kaçıp kurtulmak üzereyken yokuşu ben telefon arıyorum. Ya şöyle söyleyeceğim.
Sizin bir evlenip bir ayrılma ya da yarım kalan ya da sizi yıpratan bir olay oldu mu? Ailede sizin haklarınızla alakalı yaşayan sıkıntılar yaşadınız mı? Bir de ailenizin toprak ya da tarımla alakalı yaşadığı ve gerçekten bir köyün içerisinde size ait güçlü bir yer var mı? Bir miras ve bu miraslarla alakalı noktada. Yalnız bu rüyayı ne zaman gördüğünü yazmamışsın. Erkek kazakları bakıyorum. Şimdiden teşekkürler. Evet, bir erkek çocuk sahibi olacağım ve evladının hayırlı olacağı, ama senin aile yapın ya da ilişkide bir sıkıntı olabilir. Ya tam anlayamadım seni. Bir kişiyi daha yorumlayayım. Kardelen, 20 yaşındayım. İkizler burcuyum. Ay, bu çocuklar hep 20-24 falan. Ay, şeyler arası yolculuk yapıyordum. Telefonda hastane adresi bakıyorum. Adresi bilemedim. Aklıma gelmedi. Neyse, oraya gidince artık şeylere alışık diyorum kendime rüyamda. Rüya orada bitti. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlık sektörü ya da şehirler arası iletişimle alakalı bir eğitimin var mı? Sağlık sektöründe misin? Ya da ailemizde bir sağlık sıkıntısı yaşadı da aydınlığa kavuşmayı gösterir, ama galiba sen sağlıkçı olabilirsin. Kendin konuda hastane iş kapısı olabilir. Hastaneyle alakalı çalışabilirsin. Kardelen, sen yaz bakayım. Ya eğitiminle alakalı hemşire olabilirsin. Farklı bir şehre yerleşebilirsin. Yani güzel bir rüya. Telefondan hastane adresi almak hayatınla ilgili iletişimde olduğun her şeyin aydınlanacağı gözüküyor. Sevgi ve umutla kalın. Vallahi bayağı yordum. Fatma Şen, seni yorumlayacağım. Haftaya yaz çünkü senin gözüm geliyor. Ama yorumlayayım. Rüyamda küresel ısınma sonucu yaşıyorduk. Bir de çok sıcak ve soğuk oluyordu. Hepimiz evimizde duruyordu. Komşumdan biri çok soğuk olduğunu yakalandı. Hava sıcaklığı normalken babam dışarı çıktı. Aniden hava sıcaklığı zaman annem topluluğuna yavaşça inerek öldü. Babam arabanın... Ay kız, sen nasıl bir rüya yolmuşsun bebeğim ya. Ay, saat sonra ağladım, eve girdim. Ailenizin alması gereken bir ev konusu var ya da çözülmesi gereken ev markası var. Kendi ailenizde gerçekten tanınan ünlü biri büyük bir başarı sağlayacak ve ya da kariyer anlamında çok iyi noktalara erişecek. Saatle ilgili takıntılarım var. Duygusal hayatınla ilgili acayip takıntılarım var. Ama soğuk küresel diyorsun. Belki kafanda Kanada varsa Kanada yolun, yani yurt dışı yolun var ve bu yurt dışı yolun senin için aydınlanacak. Yalnız babanın kalp ve damar, ama annenizin herhangi bir sağlık sorunu hissetmedim. Komşularınızla alakalı bazı soğuk enerjiler söz konusu olabilir. Bunların toparlanması lazım. Sevgilinden ya da eşinden ayrılabilirsin. Dikkat et. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.